Merhabalar, bu dersimizde JavaScript'te operatörler konusuna değineceğiz. Operatörler bir değişkene değer atamaya, bir koşulu ya da deyimi yerine getirmeye yarayan karakterlerdir. Atama operatörleriyle başlayalım. Aslında bunu bir önceki dersimizde yapmıştık, görmüştük. Var deneme 00 yazıyorum. Bu bir deneme yazısıdır. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir deneme yazısıdır. Yazıldı. Eşittir ifadesi değer vermeye yarıyor arkadaşlar. String değer verebilirsiniz. Number, boolean, herhangi bir değer verebilirsiniz. Şunu siliyorum. 10 olsun arkadaşlar. Artı eşittir. Ekleme yapmaya yarıyor. Deneme 01. Artı eşittir 5 olsun. Yani burada dedik ki 10 değerimiz var. 10 değerine 5 ekle demek istiyoruz. Sonuç 15 olacaktır. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha bitireyim. Eksi eşittir ifadesi çıkartma yapmaya yarıyor. Çarpı eşittir yani yıldız eşittir ifadesi çarpma yapmaya. Slash eşittir ifadesi bölme yapmaya yarıyor. Yüzde eşittir ifadesi de kalanı bulmaya yarıyor arkadaşlar. Şimdi aritmetik operatörlere bakalım. Aritmetik operatörlerimiz ne ki? Artı ifadesi. Çok basittir arkadaşlar. Toplama yapmaya yarıyor tahmin edebileceğiniz gibi. Eksi ifadesi çıkartma yapmaya yarıyor. Slash ifadesi bölmeye. Yıldız ifadesi çarpma yapmaya yarıyor. Yüzde ifadesi de kalanı bulmaya yarıyor. Örneğin hemen şöyle bir deneme 0,2 diyelim. Eşittir 20 olsun. Deneme 0,2'nin 3'e bölümünden kalanı bulsun arkadaşlar. Şu şekilde. Yeniledim. Gördüğünüz gibi 2'dir. 20'yi 3'e böldüğümüz zaman kalanı 2 veriyor. Artı ifadesi aynı zamanda string birleştirme yapmaya da yarıyor. Örneğin şöyle zibidi yazayım. 0,4'e de zengin yazayım. Document write dediğim zaman deneme 0,3'te artı ifadesini kullanıyorum. Deneme 0,4'ü birleştirsin. Yeniliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zibidi zinzin. Arada boşluk bırakmak istiyorsanız bu değişkenlere değer verirken boşluk bırakabilirsiniz. Buraya da yansıyacaktır. Değer arttırma ve azaltma operatörleri vardır. Artı artı ifadesi bir değişkenin değerini bir arttırır arkadaşlar. Eksi eksi ifadesi ise değişkenin bir azaltır. Örneğin var deneme 10 yazalım. Document write diyorum. Artı artı başa gelmesi lazım. Şu şekilde. Deneme 05 demiştik. Yazamadım. Sonuç 11 olacak arkadaşlar. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi 11 yazıyor. Şu şekilde de kullanımı var. Örneğin artı artı yapalım. Bunun sonucu 10 olacaktır arkadaşlar. Niye? Çünkü ilk önce deneme 05'i yaptı. Daha sonra ekledi. Halbuki değeri aslında 11. Bunu şu şekilde görebiliriz.
10-11 şeklinde yazacak arkadaşlar bunda. Çünkü ilkinde deneme 0.5'i yazdı. Daha sonra 1 arttırdı. O değerini arttırdığımızı görebildik arkadaşlar bu şekilde. Karşılaştırma operatörleri vardır. Eşit eşittir ifadesini kullanırsak eşit anlamındadır. Değişken ya da veri türlerini dikkate almaz bunlar. Örneğin deneme 0.6 4 olsun. 0.7 de string olarak 4 olsun. If diyorum arkadaşlar, eğer deneme 0.6 eşit eşit yani eşitse deneme 0.7'ye scope alanlarımı açtım. Document write. Doğru. Hemen şöyle siliyorum. Else'de ise document write yanlış olsun. Şunları bir kontrol AD KD yapayım. Kontrol düzenledi. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar 4 ve 4 eşit mi birbirine? Ne demiştik? Eşitse eşit ifadesinde değişken ya da veri türlerini dikkate almaz. Bu yüzden doğru yanıtını verecek. Gördüğünüz gibi doğru. Fakat bir de kesin eşittir vardır. Bu da 3 tane eşitin yan yana olması ile geliyor. Bu değişken ve veri türlerini dikkate alır arkadaşlar. Örneğin burada number kullandık. Deneme 0.6'da. Deneme 0.7'de de string kullandık. Bu yüzden kesin eşit değil birbirine. Yanlış cevabını verecek. Bunun dışında arkadaşlar ünlem eşit, eşit değil anlamında. Ünlem eşit eşit, kesin eşit değil anlamında. Büyük ifadesi büyüktür, küçüktür. Küçük eşittir. Ve büyük eşittir arkadaşlar. Bu şekilde de ifadelerimiz var. Şimdi mantıksal operatörlere bakalım. Mantıksal operatörlerden ilki VV şeklinde yapılan V operatörüdür. Örneğin var deneme 10 olsun. Değeri de 10 olsun. Var deneme 11 olsun. Değeri de 5 olsun arkadaşlar. İkisi de nümerik değerler. Ve ifadesi arkadaşlar tüm koşulların doğru olup olmadığına bakar. If diyelim. Deneme 10. Küçük mü 12'den? VV diyorum. Deneme 11. Büyük eşittir 5 diyelim. İse document write doğru. Else document write yanlış. Ne demiştik arkadaşlar? V koşulu tüm koşulların doğru olup olmamasına bakıyor. Deneme 10, 12'den küçük mü? 10, 12'den küçük. Evet. Deneme 11, büyük eşit 5 mi? Evet 5. Bu yüzden doğru yanıtını verecek. Çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğru. Şu büyük küçük işaretleriyle yaptığımız düz çizgi vardır böyle dikine inen. Bu da veya anlamındadır. Bunu soru işareti karakterinin sağındaki tuşta da yapabilirsiniz. İkisinde de Alt GR tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Alt'a basmıyormuşuz. Bunu da şimdi öğrendim. Bu da veya'dır. Koşullardan en az birinin doğru olup olmamasına bakar. Örneğin
büyük eşittir diyelim. Bu yanlış sonucunu verecektir arkadaşlar. Ama veya yaptığım zaman deneme 10, 12'den küçük olduğu için doğru sonucunu verecektir. Çünkü en az birinin doğru olması gerekiyor. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.